istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de ilk önce herkesi sevgiyle, saygıyla bir selamlamak isterim. Benim için de büyük bir keyif. Hani bunları paylaşabiliyor olmak çok güzel. Tabii hani sizinle daha önceki konuşmalarımızda da bu gündeme geldi. Hani peyzaj atlası deyince konu aslında o kadar geniş ki. Ben o zaman da ısrarla hani altını çizerek söyledim. Peyzaj atlasının hani nasıl oluşturulduğu süreci ve teknik boyutuyla ilgili değil. Ama peyzaj atlasının bir karar destek aracı olarak planlama ve yönetim süreçlerinde nasıl kullanılabileceği üstünde durmayı tercih ederim demiştim. Şimdi bunun da nedenini de açıklayacağım aslında. Ama öncelikle şunu söylememde fayda var. Belki de hatta açmamda da fayda var. Biz şimdi ilk paylaşacağım sunum için öncelikle özür diliyorum. Hani bu onuru yaşadım. Çok da büyük mutluluk duydum. Osman Hocam o anlamda da çok teşekkür ederim. Biz Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası çalışmasını Osman Uzun hocamızın önderliğinde yaptık. Bu da havza ölçeğinde Türkiye'deki ilk peyzaj atlası çalışmasıydı. Çok kıymetli bir çalışmaydı. Osman Uzun hocanın açıkçası olağanüstü özverili ve hoşgörülü çabaları çok da güzel, çok nitelikli ve hatta uluslararası alanda hani kıskançlık yaratabilecek nitelikte diyebileceğim bir çalışmanın üretilmesini sağladı. Tabii ki sevgili Haldun hocamız, Zeki hocamız, Pınar hocamız hepsi Düzce'deki bütün ekip bu çalışmaya aslında damgasını vurdular. Ben o zaman da hani kendimi çok net konumlandırmıştım. Osman hocam da sağ olsun o çerçevede çalışmalarımızı yürüttük. Ben olabildiğince peyzaj atlası sürecinde peyzaj atlası bulgularının mekansal planlamaya ya da sosyoekonomik kalkınma planlarını nasıl yansıyacağı konusunda daha çok bir misyon üstlenmeye gayret ettim. Ama şunu ifade edeyim, her şeye başlamadan önce onlara da bir teşekkürümü gönderdikten sonra aslında Yeşilırmak Peyzaj Atlası çalışmasını sunarken gerçekten büyük onur ve mutluluktu benim için ülkem adına ve Avrupa Peyzaj ödülü almış bir çalışma olarak da hani bunu sunuyor olmak diğer ödül almış projelerin yanı sıra çok büyük mutluluktu benim için. Ve orada şunu gördüm. Büyük bir hayranlık ve imrenerek izledi insanlar. Ve bunu bütün meslektaşlarıma hani gönül rahatlığıyla söylüyorum. Evet daha yapmamız gereken çok şey var. Daha çok yolun başındayız. Ama şunu da açıklıkla söyleyeyim. Pek çok Avrupa ülkesinin temsilcisi bana şunu söyledi. Nasıl bir organizasyon yaptınız? Ülke büyüklüğünde bir havzada peyzaj atlasını üretmeyi başardınız. Biz daha peyzaj atlasını konuşamıyoruz. Biz daha ülkemizde kurumsal yapılanma boyutuna geçemedik diye. Bu anlamda aslında kat ettiğimiz mesafeyi çok hafife almayalım. Bence çok da kıymetli bir mesafe kat etmiş durumdayız diye düşünüyorum. Ben bu atlasla ilgili aslında teknik kısmını tabii ki bir daha söyleyeceğim. Başta Osman hocamız olmak üzere Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü hocalarımızın büyük emeği vardır. Bu onlara düşecektir. Sadece yapılan çalışmadan birkaç slaytı çünkü benim sunumumda tamamen sistem yaklaşımlarını görüyor olacaksınız. O yüzden de birkaç tane diyeyi paylaşmak istiyorum. Mesela biz sürekli peyzaj fonksiyon analizlerinden bahsediyoruz. İşte mesela Yeşilırmak'ta yapılan birkaç peyzaj fonksiyon analizinden örnek paylaşayım sizinle. Bu fonksiyon analizleri aslında bizim alanlar üzerinde ne yapıp ne yapmayacağımıza işaret eden, altı ölçeklere indiğimiz zaman çalışmaları nasıl detaylandırmamız gerektiğini, nerede detaylandırmamız gerektiğini tarif eden önemli çalışmalar. Bir diğer önemli konu peyzaj göstergeleri. Biz bu göstergeleri çok ciddiye almak durumunda olan bir meslek disipliniyiz. Aslında pek çok meslek disiplinin belki böyle bir eğilimi vardır. Bu göstergeler bazen bir böceğin varoluşu olabilir, beklenmedik bir şekilde. Bazen bir bitki türünün yaygınlaşması olabilir. Ya da bazen bölgesel, lokal değişiklikler olabilir. Ama bunları gözlemek, fark etmekle yükümlü bir aslında meslek disipliniyiz. Çünkü aldığımız eğitim de bize bununla ilgili temel aslında formasyonu kazandırıyor diye düşünüyorum. Bunlar yine peyzaj göstergeleriyle ilgili haritalama çalışmaları. Ve biraz sonra anlatacağım. Peyzaj atlaslarında en önemli konulardan bir tanesi etki, değişim ve baskı analizleri. Bunlar Yeşilırmak Havzası'nda da çok farklı boyutlarıyla
yapılmış analizler. Ve en son şunu paylaşmak lazım. Peyzaj karakter analizleri aslında ulaşmaya çalıştığımız en önemli hedeflerden bir tanesi. Çünkü bu karakter tiplemelerini ortaya koyduğumuz anda bu ister karar verici olsun, ister planlama sürecinde oluşturulmuş bir çok disiplinli karar platformu olsun, çok doğru ve hızlı karar vermek için en önemli etkin araçlardan bir tanesi. Yalnız hani şunun altını çizeceğim, biraz sonra da vurgulayacağım bu konuyu. Bütün bu kararları verirken doğru veri tabanlarıyla çalışıyor olmak çok önemli. Hatalı veri tabanlarıyla doğru yönlendirmelerin yapılması mümkün değil. Okulda olduğu gibi hani teoriyi test etme çalışması yapmıyoruz sahada. Dolayısıyla eğer yanlış veriyle karar üretmeye ya da karar ürettirmeye kalkarsanız bedeli bazen çok ağır olabiliyor ve mesleğe de beklenenin üstünde zarar verme riskiniz oluşabiliyor. Çünkü karar verici aldığı kararın sonuçlarını olumlu görmek istiyor ama çok keskin kararlar alındığında bazen geri dönüşü olamayabiliyor ve bu durumda özellikle kamu ve özel sektör kesimleri açısından sıkıntılı süreçlerin doğmasını da beraberinde getirebiliyor. O yüzden de üstünde durmamız gereken en önemli konulardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Bunlar böyle aklımızın bir kenarında kalsın çünkü ben biraz sonraki sunumu yaparken hani bunlara böyle hayalinizden atıf yaptırmaya çalışacağım. O yüzden böyle vurgulamaya çalışıyorum. Yeşilırmak peyzaj atlası çalışmasında mevcut peyzaj kalitesi bir haritayla ve lejantıyla açıklamalarıyla üretildi. Arkasından da kalite hedefleri ortaya konuldu. Şimdi bu kalite hedeflerinin ortaya konuluyor olması aslında bizim kalkınma daha doğrusu peyzaj stratejilerini ve sektörel gelişme rehberlerini üretmemiz açısından son derece önemli çalışmalar. Ben böyle bir benzetme yapmıştım kendime. Aslında bu bir anahtar kilit taşı peyzaj atlası. Doğayla insan arasındaki dengeyi kurma noktasında çok kıymetli. O yüzden de böyle bir çalışmanın içinde bulunup aslında bunun uygulamaya nasıl yansıyabileceği ya da planlama süreçlerine nasıl entegre olabileceği, yerel kalkınmaya nasıl yolu gösterebileceğini görüyor ve deneyimliyor olmak benim için müthiş bir keyifti. Şimdi aslında diğer yapmak istediğim sunuma geçmek istiyorum ben. Sizlerle paylaşmak istediğim sunuma. Şöyle. Şimdi bu böyle bir genel hani bilgi verdikten sonra birkaç tane ifade kullanacağım sizlerin affına sığınarak. 23 Nisan'ında böyle çok yakın gerimizde bıraktık. Onun üstünden Atay'a ve tüm bu ülkeyi bize miras bırakanlara rahmet ve minnetle anarak böyle devam da etmek istiyorum. Çünkü onun bir sözü var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Diyor ki felaketler başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirler düşünülmelidir. Felaketler başa geldikten sonra düşünmenin hiçbir faydası yoktur. Bu söz benim en çok sevdiğim sözlerinden bir tanesidir Ulu Önder Atatürk'ün. Şimdi aslında peyzaj atlasları neden bunu söyledi şimdi durup dururken diyebilirsiniz bana. Ama peyzaj atlasları tam da iklim krizinin konuşulduğu dönemde, tam da ekstrem hava olaylarının konuşulduğu dönemde, tam da deprem acısını bu kadar derin yaşadığımız bir dönemde aslında çok önemli bir araç. O yüzden bu sunumun adı aslında sürdürülebilir gelişme süreçlerinin tasarımında bir karar destek aracı. Belki bizim bu karar destek araçlarını sadece mesleğimizin ilgi alanı olarak tanıtmanın ötesinde bütün yaşama alanlarına karşı sorumluluğumuz ve yaşayanlara karşı sorumluluğumuz üstüne üstlük bu yaşayanlar tanımında lütfen sadece insanları kastettiğimi düşünmeyin. Tüm yaban yaşamı da dahil, bitki örtüsü de dahil tüm yaşayanlara karşı sorumluluğumuzu bilerek bunun bir etkin karar destek aracı olması için çaba sarf etmemiz gerektiğini düşündüğüm için o sözü de hatırlatma ihtiyacı duydum. Affınıza sığınarak. Şimdi şöyle ben şöyle bir yaklaşım geliştirdim. Dilerim sizleri sıkmadan bütün bu kafamdakileri paylaşma şansını yakalarım. Önce bir peyzaj atlasını anlamamız lazım. Çünkü ben bazen şöyle düşünüyorum. Peyzajı ne kadar anladık ve anlatabildik? Peyzaj atlasını da doğru anlatabilmek için önce bizim bir anlamamız ve içselleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum. İkincisi de aslında küresel çevre gündemini, etkilerini ve boyutlarını
iyi anlamak üzerinden giden bir değerlendirme yapmak isterim. Peyzaj Atlası'nı anlamak dediğimizde aslında ilk önce bakmamız gereken nokta belki de Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. Bu sözleşmede yapılan peyzaj tanımı da aslında peyzajların korunması adına vurgulanan her bir kelime de çok kıymetli bana kalırsa. Burada belki de şu anda yani dünyada konuşulan ya da Avrupa'da çok öne çıkan konulara baktığımızda bunların pek çoğunun ta 2003 yılında Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ile de gündeme getirildiğini ve bu sözleşme kapsamında gündeme gelen peyzaj atlaslarının da tam da bu amaçla üretilmesinin istendiği çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bu konuların ve kavramların içlerine tek tek girip kimseyi sıkmayacağım. Pek çok özellikle akademik çevrede hocamız konuya benden çok daha vakıftırlar eminim. Derslerde de konuşuluyordur. Ama belki de hani özel sektörde bizim günlük dinamiklerimizin içinde bunu yakalamak çok zor olmayabilir. O nedenle hani böyle bir belki bir karıştırmak, bir kanuna bakıyor olmak hepimiz açısından faydalı olabilir. Peyzaj atlasını iyi anlamak istiyorsak insan refahı kavramını iyi anlamamız gerekir. İnsan refahının alınan pahalı makinalardan değil de aslında içinde bulunduğumuz ortamın sağlıklı olma koşullarından kaynaklandığını iyi anlamamız gerekir. Bu noktada da peyzaj kalitesi ve çeşitliliği çok önemli bir şekilde öne çıkar. Peyzaj atlasları da aslında peyzaj kalitesinin ve çeşitliliğinin korunması ve arttırılması için çaba sarf eden, yol yordam gösteren önemli araçlardı. Peyzajların korunması için biraz sonra çevre konusunda konuşuyor olacağız. 50 yıldır dünya konuşuyor ama şimdi çok etkin araçlarla yönetmeye başladı. Bizim de bu yönetimi iyi algılamamız gerekiyor. Peyzajların yönetiminde bu tür araçları nasıl, ne şekilde kullanmamız gerekir? İzleme mekanizmalarını nasıl kurmamız gerekir? Göstergeleri nasıl okumamız gerekir? Boyutlarında peyzaj atlası son derece önemli bir araç. Şimdi yine Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'ne atıf yaparak şunu söyleyeceğim. Sözleşme diyor ki peyzaj çeşitliliği ve bu bizim miras değerlerimizin, doğal ve kültürel miras değerlerinin envanterinin çıkartılması çok önemlidir. Biraz önce haritaları paylaşırken altını çizmek istiyorum dememin temel sebebi buydu. Güçlü veri tabanları, doğru veri tabanları, doğru kararlar için ve sürekli gelişen çalışmalar için olmazsa olmaz çalışmalar. Peyzaj atlasını lütfen böyle bir kocaman bir havzayı bir ekip girdi, aldı, çalıştı, bir ürün üretti ve konu bitti boyutuyla değerlendirmeyelim. Benim envanter kadar sevdiğim bir ikinci kelime daha vardır. O da bilanço. Aslında biz peyzaj atlaslarını çalışırken o bölgede atlasın söz konusu olduğu, çalışmanın söz konusu olduğu alanda ne tür verinin ya da bilginin var olduğunu ya da olmadığını görme şansına sahip oluyoruz. İşte o olanlar ve geliştirilmesi gerekenlerle olmayanlar ve üretilmesi gerekenler bizim aslında bundan sonraki yol haritamız açısından çok önemli. Özellikle akademik çalışmaların, özel sektörlere ve kamu kurumlarının çalışmalarıyla entegrasyonu noktasında bu veri bilgi bilançolarına özellikle hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. İşte tam da o zaman biz güçlü envanterlere sahip olup güçlü veri tabanları geliştirip oradan çok daha doğru ve hızlı karar süreçlerine yönelebilir. Karar vericileri de bu anlamda yönlendirme şansına sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Bunu özellikle kırmızıyla yazdım. Göreceksiniz aslında dokümanımın hiçbir yerinde kırmızı yok. O bugün böyle içimden geldi. Belki içimdeki haykırıştı o. Değişime neden olan güçleri, baskıları çözümlemek, peyzaj kalite hedeflerini tanımlamak. Şimdi peyzajlardaki değişimleri hani konuşmamın sohbetin başında doğaçlama gelişti ama işte o biraz önce söylediğimiz aslında insan yerleşiminin arttığı odaklarda yüzeyin geçirimsiz bir yapı kazanması peyzajdaki değişimin gözle gördüğümüz ve görmediğimiz tüm değişimin başlangıç noktasını oluşturuyor. O yüzden de bunun peyzaj atlaslarıyla ortaya konuluyor olması çok önemli. Belki de bugün karşılaştığımız ve hatta karşılaşmaya devam edeceğimiz, bunu çok üzülerek söylüyorum. Çünkü 10 sene önce de söylemiştim, bir kısmı yaşandı. Dilerim diğerleri yaşanmaz. Ama deprem, sel, taşkın,
deniz doldurulmuş denizlerde oluşabilecek riskler, hatalı açılmış yollardan kaynaklı olarak kaybedilebilecek ormanlar, heyelanlar ve benzeri riskler aslında çok da uzakta durmuyorlar. Hele de iklim değişikliğine bağlı ekstrem hava olaylarından bahsettiğimizde bunların çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiği ortaya çıkıyor. İşte peyzaj atlası bu çalışmayı yaptığında bir engeller, yani koruyucu önlemleri alır. İki, eğer bir risk varsa bunu görür ve bu riskin bertarafıyla ilgili stratejiler ortaya koyar ve yol gösterir. Dolayısıyla hani bu çalışmalara, özellikle peyzaj atlası çalışmasında bu gözle bakıyor olmakta çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Şimdi burada bir diğer önemli üç konudan bahsedeceğim. Hani hiçbir şekilde günlük yaşamımızda belki de görmediğimiz, yenilir mi içilir mi bilmediğimiz ama yaşadığımız dünyayı ve ortamı çok etkileyen politikalar boyutu. Bizim milli peyzaj politikalarının oluşturulması noktasında peyzaj atlaslarına son derece ihtiyacımız var. Bu çok daha gecikmemesi gereken elzem ihtiyaçlardan bir tanesi. Çünkü tercihinizin ne olduğunu baştan ortaya koymazsanız ne için doğru ya da yanlış dediğinizi de tarif edemez hale geliyorsunuz. Ya da onaylama onaylamama süreçlerini tarif edemez hale geliyorsunuz. O nedenle bu milli peyzaj politikalarının oluşturulması son derece önemli. Bu Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nden de gelen bir yönlendirme aslında. Bunu oluşturduğunuz anda ülke genelinde peyzaj stratejisi ve eylem planını oluşturabiliyorsunuz ki bu eylem planlarını hakikaten artık hafife almamamız gerekiyor. Eylem planlarını da lütfen sadece işte şu bölge korunsun boyutuyla değerlendirmediğimizi de dikkate alalım diye ifade etmek isterim. Biraz bozuk bir cümle oldu aklınıza sanıyorum. Ama burada ifade etmek istediğim şey şu. Ya biz işte bu alanın sınırlarını çizdik, tamam. Burası da korunsun da dedik, tamam. Ama yapılması gereken de yapılmıyor. Hayır, işte orada aslında belki de yerel halkın katılımını mı yeterince öngöremedik? Acaba karar vericilere dönük lobi faaliyetlerinde mi eksiğimiz kaldı? Ya da işte bir sonraki neslin aslında devamlılığı için biz bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Acaba o neslin bunu sahiplenmesiyle ilgili bir yerde eksik mi bıraktık? Bunlara bakıyor olmamız çok önemli diye düşünüyorum. Ve tabii ki şunu böyle bir yanlış anlaşılma da olsun istemem. Ama bir çalışmanın faydasının, farklı kesimlere faydasının ne olduğunu çekinmeden açıklıkla ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü bir bilim insanının fayda tarifi farklıdır. Bir siyasi aktörün fayda tarifi farklıdır. Bir bürokratın fayda tarifi farklıdır. Belediye pensiyonu ya da yerel yöneticinin fayda tarifi farklıdır. Bu farklılıkları görmek durumundayız. Bu farklılıklara göre de ortaya koyduğumuz stratejiyi anlatabilir olma çabasının içine girmek durumundayız. Peyzaj atlasları da aslında bununla ilgili önemli yönlendirmeler yapıyor diye düşünüyorum. En son konu benim en çok hani üstünde durduğum ve en çok var olma yı da tercih ettiğim alanı ifade etmek isterim. Çevresel, sosyal, ekonomik politikalar ve risk yönetim politikalarıyla entegrasyon. Bizim peyzaj atlaslarını diğer politika alanlarıyla entegre etmemiz gerekiyor. Çünkü yaşama alanı kalitesi demek sosyal refah demek. Yaşama alanında doğru kullanım demek, ekonominin doğru yönlendirilmesi demek. Biraz sonra yeşil mutabakatı özellikle konuşurken orada daha net görüyor olacağız bu durumu. Artık şu çok net fark edildi ki çevre dediğimiz konu sadece bir şey romantik akım değil, evde boş oturan hanımların ilgilendiği bir alan da değil. Bugün artık dünya ekonomisini çevresel hassasiyetler yönlendiriyor. Bununla ilgili onlarca işi parametreler üretiliyor, dokümanlar çıkartılıyor vesaire. Dolayısıyla peyzaj atlasını anlamak dediğimizde bu kavramlara birazcık dokunmamız gerektiğini ifade etmek isterim. Hedefleriyle konumlandırmak dediğimizde ise peyzaj kalitesini korumak bizim çok önemli bir hedefimiz. Kaynak ve özellik temelinde öngörülü ve akılcı gelişmeleri tanımlamak çok önemli. Burada şu konuyu çok vurgulamak istiyorum. Çok yaptık bu hatayı Türkiye genelinde çünkü. Mesela konut politikalarında çok yaptık bu hatayı. Park bahçe üretim anlayışında çok yaptık. Pek çok farklı alanda da gündeme geldi aslına bakarsanız.
Bizim olağanüstü bir peyzaj çeşitliliğimiz var Türkiye genelinde ve bu hayranlık uyandıracak büyük bir zenginlik. Ama o zenginliğin kendi dinamikleriyle şekillendirilmesi, görünürlük kazanması gerekiyor. Biz de onları standardize etmeye çalışıyoruz. Bu çok büyük bir yanılgı ve kayıp. Dolayısıyla kaynak temelli kalkınma anlayışında bölgenin kaynakları ve özellikleri üstünden giden yaklaşımların geliştirilmesi çok önemli. Bu anlamda da peyzaj atlası böyle bir hedefi gösteriyor. Mekan sektörel çatışmaları bertaraf etmek. Bu konunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü bunun da çok acısını çektik. Nedir bu? Mesela çok şimdi herkes işte 2015 yılı itibariyle sürdürülebilir kalkınma konusunu konuşuyor. Çünkü küresel amaçlar gündeme geldi. 2006 yılıydı. Biz İstanbul çalışmalarının hemen akabinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın da yararlanıcısı olduğu bir Avrupa Birliği projesinde şu konuyu tartıştık. Sürdürülebilir kalkınmanın sektörel politikalara entegrasyonu. Ne demek? Mekanda gidiyoruz çevre düzeni planlarında, çevre düzeni planlarında bir de birbirinden bağımsız üretiyoruz. Bir yerde bir turizm kararı alıyoruz, öbür tarafta sanayi kararı alıyoruz. Öbür tarafta tarımla ilgili bir uğraşı alanı geliştiriyoruz. Öbür tarafta enerji üretimine odaklanıyoruz. Bu sektörlerin birbirleri üzerinde yarattığı baskıları ya da etkileri yeterince görmüyoruz. İşte bu peyzaj atlasları bizde bütüncül olarak mekanın nasıl yorumlanması gerektiğini ve sektörlerin yer seçerken hangi hassasiyetlerle yer seçmesi gerektiğini, zorunlu olarak orada yer seçecekse hangi çevre yönetim araçlarını kullanması gerektiğini anlatan önemli araçlar diye düşünüyorum. Bu arada Nilüfer Hanım, ben böyle sözü alınca nefes almadan konuşurum. O yüzden lütfen soru sormak isteyen arkadaşımız varsa ya da böyle bir arada es verme ihtiyacı olursa beni uyarın. Sevgili dinleyicilerimiz açısından da aynı şey geçerli. Ben hızlıca her şeyi aktarmak istiyorum. O yüzden böyle biraz heyecanla başladım açıkçası. Hocam gayet keyifli dinliyoruz. Ben de ara ara notlar alıyorum. Arkadaşlara da aktarmıştım. Soran olursa mutlaka araya katılırım. Ana başlıklar çok kritik ve yani hani ana başlıkları bilerek diğer detaylara girmekte fayda var. Ben hani çok daha net peyzaj atlası tanımının neleri anlatmak istediğini, bütüncül anlamda neleri anlatmak istediğini görmek adına ben ilgiyle takip ediyorum, dinliyorum sizi. Diğer arkadaşlar soru sormak isteyenler olursa mutlaka araya girebilirler demiştiniz zaten. Sadece bir şey rica edeceğim. Burcu Hanım sesiniz açık. Siz onu kapatmanız mümkün mü? Hocam söz sizde. Çok teşekkürler. Sizi ilgiyle dinliyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi burada özellikle hani vurgulamak istediğim bir konu son zamanlarda eminim hepimiz duyduk meslek alanımız olduğu için ama bugün bu sohbete katılmış farklı meslek mensupları da olabilir. O yüzden de hani altını çizmek gerekir diye düşündüm. Mesela pek çok şehircilik tanımını konuşuyoruz. İşte diyoruz ki işte sürdürülebilir kentler, sünger kentler. Sevgili Necla Hanım'la çok konuşurduk sünger kentleri. Yok işte yavaş şehirler, şunlar bunlar. En son peyzaj şehirciliğini konuşuyoruz. 20 dakikalık şehirleri konuşuyoruz. 15 dakikalık şehirleri konuşuyoruz. Şehircilik hani çok başka boyutlarda tartışılır hale gelmeye başladı. İşte bu bütün bunlar aslında yeni nesil bir takım arayışları tarif ediyor. Değişen ihtiyaçları ve beklentileri tarif ediyor. Yaşanan krizlere, sıkıntıları bertaraf etme arayışlarını tarif ediyor. Dolayısıyla burada da yeni nesil kentleşme vurgusunu özellikle yapma ihtiyacı duydum. Peyzaj atlasları bizim için aslında eski ama toplumlar açısından yeni bir algıyı tarif ediyor. Doğa temelli, çok daha yaşam kalitesi yüksek kentleşme dinamiklerinden bahsediliyor. İşte bizim peyzaj atlaslarıyla da aslında ortaya koymaya çalıştığımız şey bu. Ekolojik entegrasyonları koruyan, yaşam kalitesini, kentli yaşam kalitesini de gözeten yaklaşımları geliştirmek. Bu noktada hani çok sıralı gitmeyeceğim. Hemen altında yeni nesil kırsal kalkınma anlayışından bahsetmek istedim. Burada son yıllarda mesela gündeme gelen çok önemli bir kırsal kalkınma anlayışı var. LEADER diye tarif ediliyor. Bizim de Tarım Bakanlığımız tarafından özellikle de TKDK yani Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından da desteklenen bir çalışma.
Aslında doğuş noktası Fransa. Ama şu anda Avrupa'da çok sayıda yerel eylem grubu tarafından yapılan, Türkiye'de de küçük ölçekli yerleşimlerde sıklıkla görmeye başladığımız yerel eylem grupları lider odaklı stratejiler geliştiriyorlar. Nedir bu lider? Aslında yeni nesil kırsal kalkınmayı tarif ediyor. Çok geleneksel yaklaşımla eskiden işte bir hayvan verelim, hayvancılık gelişsin ya da işte tohum verelim, bitkicilik gelişsin, şunu verelim, bu gelişsin. Böyle bir şey yok. Kırsal kalkınma denilen şey bütüncül. Dolayısıyla bu bütüncülüğün sağlanabilmesi için üretim biçiminden koruma anlayışına, hizmet sektörüne, insan kaynaklarının süreçlere dahil olma biçimine, kültür mirasının korunmasına ve yaşatılmasına varana kadar geniş yelpazede ilişki sistematikleri var. Artık biz kırsal kalkınmayı da çok geleneksel yaklaşımlarla algılamaz hale geldik. Bu sürdürülebilir kırsal gelişmenin de ayrılmaz parçası. Ve peyzaj atlaslarında da aslında işte o bütüncül değerlendirmeler yapıldığında biz yeni nesil kırsal kalkınma içinde bir zemin hazırlamış oluyoruz. Burada bir uyarı geldi, kayda izin verdiyeceğiz herhalde, değil mi? Bu toplantıyı yerel olarak kaydetmek istiyor diye. Bu başka bir şey mi acaba? Songül Karaali bu toplantıyı yerel olarak kaydetmek istiyor diye bir şey geldi. Siz kaydediyorsunuz değil mi Nilüfer Hanım? Tamam, o zaman ben şey olmuş olabilir. Şimdi başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Mesela son yıllarda çok da hani karşılaşıyorum pek çok ortamda. İlk yüksek lisans çalışmamda, o yüzden beni de heyecanlandırıyor açıkçası. Peyzajların taşıma kapasitesine uygun kullanımları aslında. Hani biz taşıma kapasitesi kavramı belki meslekten mesleğe değişiklikler gösterebilir. Ama bizim algıladığımız anlamdaki taşıma kapasitesi bir şekilde doğanın sınırlarını aşmaksızın, geri dönüşü olmaz zararlar oluşmaksızın bir kullanım biçim ve yoğunluğunun tarif edilmesiyle alakalı bir yaklaşım. Dolayısıyla hani burada peyzaj atlaslarında yapılan peyzaj karakter analizleri o taşıma kapasitesini yakalamamız açısından belki daha detaylı analizler isteyecektir ilerleyen aşamalarda, ama bu anlamda yol göstericilik açısından kritik, önemli bir konu. Dolayısıyla bu da önemli hedefler arasında diye düşünüyorum. Yeni nesil ihtiyaçlar doğrultusunda insan kaynağının geliştirilmesi zemini. Biraz sonra da konuşacağız. Özellikle dijitalleşme süreçleri, teknolojideki ilerlemeler ve küresel ölçekte yaşanan diğer değişimler çok ciddi anlamda insan kaynağının nerede nasıl konumlandırılacağı konusunu tartışılır hale getirdi. Pek çok meslek disiplini de yakında kaybolma riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla biz peyzajları doğru tanımladığımızda, peyzajların sunduğu olanakları iyi tarif ettiğimizde, sektörel açılımları açıklıkla ortaya koyduğumuzda, biz oradaki insan kaynağının da sürdürülebilir iş yaşamı anlamında nereye doğru yönlenmesi gerektiğine dair ipuçlarını da vermiş oluyoruz. Bir diğer konu ekonomik çeşitlilik ve faaliyetler arası entegrasyon. Hiçbir ekonomik büyüme tek başına bir anlam ifade etmiyor. Son yıllarda işte gene konuştuğumuz konulardan bir tanesi endüstriyel simbiyoz konuşuyoruz. Niye endüstriyel simbiyoz konuşuyoruz? Çünkü işte birinin atığı diğerinin ham maddesi meselesi. Şimdi bu noktada sadece bu endüstriyel simbiyoz ve sanayi ile alakalı bir şey değil. Bir sanayi sektörünün gelişmesinden bahsettiğiniz anda anında aslında konut sektöründen bahsetmeye başlıyorsunuz. Eğitim sektöründen bahsetmeye başlıyorsunuz. Sağlık sektöründen bahsetmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu faaliyetlerin birbirleriyle inanılmaz girift ilişkileri var. Bu girift ilişkileri görmek gerekiyor. İşte burada peyzaj atlaslarıyla sektörel gelişme stratejilerini ortaya koyduğumuzda aslında hangi sektörün başat ya da lokomotif olduğunu ve bunların hangileriyle beslenmesi gerektiğini de görebilir hale geliyorsunuz. Bu noktada bir şehir bölge plancıyla yarışmak değil olay. Bir meslekler arası rekabet asla değil. Ben hani mezun olduğumdan bugüne yaptığım bütün çalışmalarda hiçbir meslek disipliniyle rekabet değil, işbirliği noktasında hareket etmenin ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Çok kıymetli şehir plancı arkadaşlarımızla çok da nitelikli çalışmalara imza da atabiliyoruz çok şükür.
Bunun söylememin sebebi şu. Bazen meslek alanları o kadar birbirinin içine girmiş oluyor ki biz orada interdisipliner çalışma ahlakı ve anlayışıyla birisini bertaraf etme anlayışını karıştırabiliyoruz. Dolayısıyla burada aslında esas olan hiç kimseyle rekabet değil, birlikte bir üretim sürecinin içinde bulunmak. Çünkü orada da çok olağanüstü bir hani sosyoekonomik ve mekansal gelişme, kalkınma birikimi var. O birikimle entegrasyon çok önemli. Diğer bütün meslek disiplinleriyle olduğu gibi. Şöyle bir devam edelim. Niye ilerlemedi? Anlamadım. Çok uzun konuştum herhalde. O da isyan etti. Hocam çok güzel bilgiler veriyorsunuz, çok keyifli. Sonuçta bu hani hep meslek disiplinlerinin önemi, peyzaj mimarlığı mesleğinin de burada ne kadar önemli olduğu vurgusunu yapıyor olmak da çok kıymetli. Hani biz meslekten birileri olarak değil ama gerçekten bu niteliklerde bu kapsamı, bu peyzaj atlasının oluşturulması ve sürdürülebilirlik konuları çok kıymetli. Özellikle peyzaj mimarlığı mesleğinin öne çıkıyor olması da ayrıca kıymetli. Ben de Ve öyle düşünüyorum. dediğiniz Yani de çok önemli. Diğer meslek disiplinleriyle de işbirliği yaparak bu süreci yönetiyor olmakta fayda var. Yoksa çatışma hep başka noktalara gidiyor. kaçınılmaz, evet. Evet. Ama hani hakikaten rekabet değil işbirliği. Artık hani sloganımız bu olmalı. Bizim eğitim sürecimiz zaten hep böyleydi. Biz bu anlamda aslında bence çok avantajlı bir meslek disipliniyiz. Evet, bilmiyorum şu andaki hani ortam bu mudur ama en azından bizim eğitim aldığımız dönemlerde müthiş bir işbirliği vardı. O zaman bölüm sayısı birazcık daha azdı belki ama bu sadece hani akademik kadrolardaki işbirliği değil. Biz öğrenciler arasında da muazzam bir işbirliği zemini yakalamıştık. Bizim kendi topluluklarımız vardı ve topluluklarımızla toplantılar düzenlerdik. İşte Ankara kendi toplantısını yapardı. İşte o zaman 4 bölüm vardı. İşte İstanbul, İzmir, Adana gelirdi. Adana toplantı yapardı, biz oraya giderdik. İstanbul yapardı, oraya gelirdik filan. Biz böyle bir hani öğrencilik dönemimiz boyunca neredeyse 7 dönem arkadaşlarımızla 3 öncesi, 3 sonrası olmak üzere diyalogumuz olurdu. Bir de hani aynı dönemde okuyan farklı şehirlerdeki meslektaşlarımızla destek temasımız olurdu. Bu çok kıymetli bir şey. Hiçbir zaman bir şey değil, hani böyle bir kompleksle değil ki o zaman biz daha meslek alanımızı tarif etmeyi başaramamıştık Türkiye'de. Şimdilerde çok daha avantajlı durumdayız. Hani bu noktada da özgüvenli ve kendimizi doğru konumlandırarak doğru işbirliklerine yöneldiğimizde hemen hemen her meslek alanı, yani bu jeolog da olsa da böyle, sosyolog olsa da böyle, toprak bilimci olsa da böyle, hemen hemen hepsiyle temas edeceğimiz, dokunacağımız, birlikte üreteceğimiz çok şey var. O yüzden de hani ben mesleğin hani peyzaj çeşitliliğine bakarken mesleğin çeşitliliğine de bakıp çok keyif alıyorum, heyecan duyuyorum açıkçası. Gözde Hanım bir şey söylemek istiyor. Ben yine böleceğim hocam, kusura Estağfurullah. bakmayın lütfen. Çok Mutluyum. teşekkür ederim. Gerçekten aslında sadece akademik anlamda kalıyordu bu sunumlarınız. Ben o yüzden odaya ve Nülüfer Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu konuya başkanlık yapıp bizi bu konularla buluşturduğu için. Gerçekten birçoğumuz hani evet üniversitede görüyoruz ama bu kadar bilinçli olmuyoruz hiçbir zaman. Hatta şimdi katılımcılarda Pınar Köylü hocamı da gördüm. Çok güzel Evet. yani. O bile hala katılıp hala bilmiyorum kendisine bir şeyler katmak için mi yoksa hani gözlemlemek için mi burada bizleri. Gerçekten teşekkür ediyorum Pınar hocama da bizlere eşlik ettiği için bu konuda. Öğreniyoruz. Çok güzel oluyor. Ve bunu hani hakikaten sadece bizim öğrenmemizde kalmaması lazım. Sektöre sadece para kazanmak amacıyla atılıyoruz ya öyle bir amacımız oluyor. Tabii herkes için konuşmuyorum. İnisiyatifler muhakkak var. Onların da birçoğu akademik düşündüğü için belki bu konularla irtibat halinde oluyorlar sürekli. Ama bizim için gerçekten çok faydalı oluyor. Çok teşekkür ederim. Diğer meslek disiplinleriyle de gerçekten hani çalışma alanında bir tek ziraat mühendisleriyle muhatap olabiliyoruz diyeyim bizim için ya da mimarlarla olabiliyoruz. Hani çok fazla diğer meslek disiplinleri iç içe çünkü niye? Sadece yapmak istediğimiz bir şey var. Bir işte peyzaj alanı yapıyoruz, bitiriyoruz, yapıp bitiriyoruz. Aslında sürdürülebilirlik açısından henüz bilinçli olmadığımız bir dönemdeyiz. Hani en azından şimdiki için söyleyeyim. Hani muhakkak olanlar vardır. Onları hep tenzih ederek söylüyorum. Lütfen kimse özel olarak bir şey alınmasın üzerine. Para kazanma üzerine olduğu için o yüzden çok bilinçlenemiyoruz. Bu yüzden de bu
şeyleri, sunumları kendimize çok katkı verici olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Yine para kazanalım ama doğruyu yaparak para kazanalım. Doğruyu anlatarak para kazanalım. Kesinlikle. Emin olun o zaman o para kazanma sürdürülebilirliğinin de zemini kurulmuş olacak. Ben buna yürekten inanıyorum. Diğer konuya geçince ben bütün isimleri şu anda göremiyorum. Ekranım birazcık böyle daraldı. Ama sevgili Pınar Köylü hocamız, biraz önce görmüştüm ilk açıldığında, sevgili Ayşe Özdemir hocamız, onlar da izliyorlar. Çok kıymetli arkadaşlarım, çok saygı duyduğum akademisyen hocalarımız aynı zamanda. Biz burada benden alabilecekleri bir şey olduğu için değil, buradaki bilgi paylaşımında bulunmak için eminim buradalar. Biz geçen gün de Pınar hocamızla konuşuyorduk. Telefonla konuşurken bile o bir iki bir şey söyledi. Ben öyle heyecanlandım ki, hocam şunu yapamaz mıyız diye. Biz birbiriyle iletişim kurmayı seven, birbirinden öğrenen, öğrenmeye devam eden insanlarız. Ben bu anlamda çok şanslı ve zengin bir insan olduğumu düşünüyorum. Kendilerinin bugün buradaki varlığı da onun bir göstergesi. Onun için hani diğer meslekleri de bir yana bırakın. Meslek içinde de, şimdi kalkınmada iki tanım yapılır. Bölgeler arası gelişmişlik farklılıkların azaltılması diye 1960 DPT kuruluşundan beri bu böyle gider. İşte 2006 itibariyle Bölge Kalkınma Ajansları konusunda da bölge içi kalkınmışlık farklılıklarının azaltılması konusu çok tartışılır oldu. Ben şöyle duruyorum, hayata öyle bakıyorum, öyle söyleyeyim. Ben meslekler arası rekabete de, meslek içi rekabete de, tatlı rekabet olsun, geliştirici rekabet olsun ama yıpratıcı olmasın, karşıyım biraz. Dolayısıyla biz işbirliğiyle, dayanışmayla, birbirimizi zenginleştirme kültürü ve anlayışıyla var olmaya, devam etmeye çabalayan insanlarız diye bakıyorum. O yüzden de onlara da ayrıca buradaki varlıklar için teşekkür etmek isterim. Dolayısıyla aslında şöyle bir toparlayalım. Mesaj atması şöyle bir araç. Konumu, kaynakları, olanakları, potansiyelleri, riskleri ve kısıtları bütüncül bir zeminde okumak anlamında son derece büyük bir fırsat. Ve mesela Yeşil Irmak Peyzaj Atlası'nda da o biraz önce Osman hocamızın liderlik yaptığı, peyzaj kalitesi konusunda mesela Aydın hocamızın çok önemli yönlendirmeler yaptığı, Pınar hocanın emek emek o verileri topladığı süreçlerde şunu gördüm. O kocaman havzada aslında bütünü görüp parçaların nasıl şekillenmesi gerektiğini tarif etmeye çalışıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. O yüzden peyzaj atlasını böyle bir araç olarak görüyor olmamızda fayda var. Dolayısıyla yaşama alanlarını ve insan faaliyetlerini sürdürülebilirlik anlayışıyla ulaşılabilir hedefler doğrultusunda, bunun altını özellikle çiziyorum. Ulaşılabilir hedef koymak çok kıymetli bir şeydir. Ulaşılamaz hedefler koyduğumuzda sadece insanları yıldırıyoruz. Onun için de yapacağımız tüm çalışmalarda ulaşılabilir hedefler koyalım ya da nihai hedefe erişme noktasında ara kademeleri iyi tarif edelim ki insanları korkutmayalım, yıldırmayalım, aşama aşama o noktaya taşıyor olalım. Bu doğrultuda biçimlendirmek ve yönlendirmek peyzaj atlaslarının asli aslında misyonları arasında diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir açık hareket olsun diye bu görsel var. Küresel trendler ve yerel yansımalar. Çok büyük değişiklikler yaşıyoruz biz. İklim değişikliği, yeşil mutabakat, döngüsel ekonomi, dijital dönüşüm, nüfus ve benzeri projeksiyonlar. Yani aslında küresel ölçekte ivme, değişim olağanüstü bir ivme kazandı. Hele de COVID sonrası bu değişimin ivmesi, belki de pek çok alanda 10 yıl sonra göreceğimiz değişiklikleri hemen gördük. Ve pek çok tartışma platformunda da bu konuşuluyor. Çok yakın zamanda çok alışa geldiğimiz, bildiğimiz dünyanın dışında bir dünyaya doğru aslında gidiyoruz gibi görünüyor. Dolayısıyla değişimi doğru okumak ve bu anlamda da peyzaj atlaslarını aslında bu değişime adaptasyonda etkin bir araç olarak kullanmak çok önemli. Bu fırsatı asla bunu bir fırsat olarak görmeli ve bu fırsatı da çok da kaçırmamalıyız. Çünkü bu ister yeniden yapılanma süreci olsun, İster bir onarım süreci olsun, ister basitçe bir iyileştirme çalışması olsun. Bu çalışmaların arkasında ölçek hiyerarşisi içerisinde peyzaj atlaslarının varlığı
Bütün bu küresel trendlere, ivme kazanmış küresel trendlere uyum yeteneğimizi ciddi anlamda arttıracak unsurlar diye düşünüyorum. Şimdi artık dünya çok daha yeşil, çok daha dijital, çok daha döngüsel bir sürece giriyor. Burada dijitali iyi okumamız gerektiğini düşünüyorum. Dijitalin çok olumlu tarafları var ama dijitalin olumsuz tarafları da var. İnsan kaynağını bertaraf etmek gibi bir mesela güçlü bir özelliği var. Eğer konunun uzmanı değilseniz dijital aslında sizi bertaraf edebilir. Ben son zamanlarda bu yapay zekalar neler yapıyor diye bakıyorum. Bazen kendim de giriyorum, sorular soruyorum onlara falan. Hoşuma da gidiyor. Beni çok şaşırtıyorlar. Mesela bazen üniversiteden mezun arkadaşlarımız, bu bizim mesleğimizle ilgili değil, hangi bölümden olursa olsun hiç fark etmez. Üniversiteden mezun arkadaşlarımızdan bazen bir yazı istiyoruz mesela. Dünya kadar hata bir paragrafın içerisinde. Öyle bir yapay zeka üretmişler ki bir tek harf hatası, bir tek imla hatası, bir tek cümle hatası göremiyoruz. Ama bunun olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da var. Özellikle de doğa temelli yönlendirici üretmeye çalışıyorsanız, kendi üretmeye çalıştığınız stratejiler değil, bir başkası beynin ortaya koyduğu yapay aklın ürettiği stratejilerle hareket etmek durumunda kalırsınız. Bu çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla dijital hayatımıza bir şekilde girecek, girdi ve kullanılmaya da devam edecek. Ama bu dijitali iyi anlamak ama tembelleşmek adına değil, aslında daha da güçlenmek, daha da köklenmek, daha da bilgi birikimini artırmak anlamında yorumlamamız gerekir diye düşünüyorum. Özellikle peyzaj planlama çalışmalarında, peyzaj atlası çalışmalarında. Yoksa dediğim gibi çok küçücük bir strateji hayatımızı değiştirebilir, pek çok hayatı da etkileyebilir. Yanlış yapılmış bir yönlendirme bir daha ve çok iyi niyetli çabaya rağmen düzeltilemeyebilir. Daha döngüsel konusu artık hani hepimiz çok konuştuk yıllarca. İşte önce atık yönetimi diye konuştuk. Azalt, yeniden kullan, dönüştür vesaire boyutuyla konuştuk. Atık borsaları boyutuyla konuştuk. Ama şu anda döngüsel ekonomi çok ciddi uygulama araçlarıyla dayatıyor, yönlendiriyor, bunu puanlıyor. Bankacılık sistemleri bile bu doğrultuda değişim geçiriyor. Pek çok şey yaşanıyor. Dolayısıyla bizim küresel ölçekteki çevre değişimlerini çok iyi anlamamız, bu anlamda da döngüsel ekonomiyi o çalıştığımız coğrafyaların tüm özellikleriyle beraber değerlendirmemiz gerekiyor. Ne alakası var dediğiniz dünya gibiyim? Şöyle bir alakası var. Bir yerde ulaşım bağlantıları gelişecekse döngüsel ekonomi temelli bunu algılamak durumundasınız. Siz çalıştığınız alanların peyzaj kapasitesini korumak için bunun uygunluğunu test etmek ya da yönlendirme yapmak durumundasınız. Ya da lojistik merkezler ya da liman art bölgeleri gibi. Dolayısıyla bunun altını çizmek istedim. Daha yeşil, ilk önce bakınca aa diyoruz, biz de zaten yeşil çalışıyoruz. Bu da tam da bize göre bir şey. Ama yeşili iyi okumak lazım. Yeşili karbon ayak iziyle okumak lazım. Karbon nötr uygulamalarla okumak lazım. Sınırda karbon düzenlemesi anlayışıyla okumak lazım. Bizim okumalarımızı biraz değiştirmemiz lazım. Bölgesel ölçekte ya da atlas ölçeğinde baktığımızda bütün bu dinamikleri görüyoruz ve diğer politikalarla entegrasyon dememin sebebi oydu. Diğer politikalarla da entegrasyon noktasını, o kilit taşı misyonunu burada yakalıyoruz. Yoksa daha yeşil demek, adını söylemeyeyim şimdi o yanlış yerlere gidebilir. Ama mesela çalışma alanlarımızdan bir tanesinde karşılaştığımız bir durumdu. İçme suyu havzası yakın çevresi. Sırf toprak erozyonu engellensin diye ağaçlandırma çalışması yapılsın denmiş. Ağaçlandırma çalışması yapılırken de tür seçimi için kimse düşünmemiş. En kolay, en pratik erişilebilecek şey ibrelidir. Sonuçta ibrelilerle güzeldir bir ağaçlandırma yapılmış. Ama hepimizin bildiği gibi ibreli türler asit içerirler. Topraktaki asiditeyi arttırırlar. Yüzey sularıyla bu asit suya karıştığında içme suyu havzasında asit oranı yükselmiş olur. Siz de bir de bununla mücadele etmek durumunda kalırsınız. Dolayısıyla daha yeşili, daha kapsamlı okumamız gereken bir döneme geldik diyebiliriz. Şimdi bütün bu okumaları yaparken de biz aslında ülke birikimlerini çok iyi anlamak durumundayız. İşte biraz önce dedim ki biz 4 tane bölümdük, öğrenciler dahil hepimiz birbirimizle görüşürdük.
Şimdi böyle bir anda aklıma geldi Ümit Hocam. İzmir toplantısını yaptığımızda Ümit Hocam öyle bir organizasyon yapmıştı ki böyle bir şey nefesimiz kesilmişti. Bize koskocaman bir salonda İzmir'in en önemli bir şeyinin meslek örgütünün salonunda ticaret odası ya da sanayi odası da hatırlamıyorum şimdi bir toplantı yaptırdı. Salon taşıyordu. Hepimiz öğrenciydik. O toplantılarda ne heyecanlı konuşmalar yapıyorduk. İşte meslek odasının kuruluşundan tutun da işte kendi ünvanımızla çalışabilir olmaya varana kadar. Şimdi o günden bugüne çok şey değişti. Bizim uluslararası alanda yarışmalara katılan arkadaşlarımız var. Çok başarılı ödüller alan arkadaşlarımız var. Uluslararası organizasyonlara imzalar atılmış durumda. Bürokraside, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında, meslek örgütlerinde, bakanlıklarda çok sayıda arkadaşımız çalışıyor. Ve çok bence her birisi kendi alanında kıymetli çalışmalara imza atıyor. Dolayısıyla biz peyzajın algısı ve peyzaja ilişkin bilgi altyapısı çok sayıda akademide bölüm oluştu. Çok ciddi anlamda akademik çalışma birikimi üretildi. Bu ülke birikimini iyi anlamamız gerekiyor. İyi anlamamız gerekiyor ama öbür taraftan da hani küresel trendleri de iyi okumamız gerekiyor. Ve hani o küresel trendlere adapte olabilmek için neler yapmamız gerektiğine iyi odaklanmamız gerekiyor. Değişime adaptasyon kapsamında peyzaj atlaslarını olması gereken ve olan arasındaki boşluğu dolduran etkin bir araç olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim çok kıymetli alanlarımız var ve bu çok kıymetli alanlarımız yanlış kullanımlar nedeniyle zarara uğradı ve uğramaya devam ediyor. Madem bunu vaktiyle yapamadık, şimdi peyzaj atlasını küresel trendlerden de yararlanarak gündeme getirelim, olması gerekeni iyi tarif edelim, olanla arasındaki boşluğu gösterelim ve bunu kapatmanın uygulanabilir adımlarını dizayn edelim. Bu bizim için çok önemli. Sadece meslek alanımız açısından önemli değil, ülkemiz açısından çok önemli, insanımız açısından çok önemli, yaşam kalitesini artırmak açısından da çok önemli. Buraya birazcık daha fazla eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hani bu küresel ölçekteki çevre trendlerini de böyle çok hızlıca bir geçeceğim. Çevre konusunda çalışan herkes mutlaka biliyor. O yüzden çok uzatmayacağım. Ama 1972 Stockholm açıkçası son derece önemli bir adım taşı. Öncesinde tabii ki çevreyle ilgili farkındalıklar başlıyor, uyarılar da yapılıyor vesaire. Ama hani uluslararası alanda üstüne de imza konulan bir sözleşme olması nedeniyle 72 bir adım taşı. Neden 72 ile başladım? Şimdi söyleyeyim, sonra belki bir kafa dağınıklığı olabilir. Bakın aslında biz 72'den beri neredeyse bugün böyle sanki mucizevi bir şeymiş gibi konuştuğumuz konuları konuşuyoruz. Biz değil, dünya konuşuyor. Hani böyle bir şey, bunu yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermeyelim. Şimdi dolayısıyla bu da şunu söylemek istiyorum. 72'den beri konuşuluyor, bir farkındalık zemini yaratılmaya çalışılıyor, bazı araçlar geliştiriliyor ama biraz önce söylediğim değişim ivme kazandı dediğim ifade tam da burada harekete geçiyor. Çünkü biz artık konuşmuyoruz. Ya da birileri artık konuşmuyor. Birileri artık araçlarıyla, kurallarıyla, sınırlarıyla bunları uygulayacak mekanizmalar geliştiriyor. Dolayısıyla uyum sağlayan bu uyumla birlikte devam edebiliyor yoluna. Uyum sağlayamayanı sistem bertaraf etmeye doğru zorluyor. O yüzden de hani burada bu 72 ifadesini açıkçası biraz bilinçli koydum. Bir ikinci hani tarih benim açımdan da kıymetlidir ama bir sürü yerde baktığımızda da bugün sürdürülebilirlik diye konuşuyoruz ama belki de 87 Brundtland raporu son derece kritik bir noktaydı. Ve o tarihten beri sürdürülebilirlik konuşuluyor. Ama şu anda böyle trend topic dediğimiz şey hani önemli bir başlık haline geldi denilebilir. Bu tarihlerden sonra yapılmış İşte 92'deki Rio toplantısı ve diğer toplantılar, Rio artı 5 forumları, Kahire konferansları, kalkınma zirveleri, Kyoto protokolü ve benzeri çok çalışma yapıldı. Ama hani 2015 bu noktada çok kritik. Çünkü biz sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar konusuyla da bu noktada karşılaşmış olduk. Şimdi bu sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar konusuyla karşılaştığımızda buna şöyle bir baktığımızda beni en çok etkileyenlerden birini söyleyeceğim. Ve bunun peyzaj atlasıyla da ne kadar bağlantılı olduğunu hani ifade etmeme gerek bile yok. Karasal yaşam. Bakın biz
meslek grubu olarak ya da bir sürü farklı meslek grubunda aynı şeyi görüyoruz ama meslek grubu olarak peyzaj planlama kapsamında yaptığımız çalışmalarda hemen şöyle bir silsilemiz vardır. Bir çırpıda sayı veririz. Deriz ki işte iklim, toprak, bitki örtüsü, flora, fauna neyse işte jeoloji, jeomorfoloji, hidroloji, hidrojeoloji. Hayır, diyor ki karasal yaşam. Çünkü karasal yaşam bir bütün, bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var. Karasal yaşamın içinde florası da var, faunası da var, toprağı da var, suyu da var, iklimsel değişimler ve etkileşimler de var. Ama bunu bütün okumak lazım. İşte peyzaj atlasları bizim o bütünü okumamız için son derece güzel fırsatlar ve araçlar sunuyor. Bu 17 amacı çok tek tek üstünden geçmeyeceğim ama bu 17 amacın tamamı özellikle sürdürülebilir şehirler ve topluluklar anlamında bizimle çok bağlantılı. Ama bu demek değil ki amaçlar için ortaklıklar diye bir madde var. Bu bizimle ilgili değil. Hayır, bu da bizimle ilgili. Bizim eğer amacımız peyzaj atlaslarının karar süreçlerine entegrasyonuysa, bu amaç doğrultusunda ilgili karar vericilerle, ilgili meslek disiplinleriyle, ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla, ilgili kent yöneticileriyle aslında bir takım ortaklıklara girmemiz, onlarla bunu paylaşmamız, bunu yaygınlaştırması ya da köklenmesi için çaba sarf etmemiz gerektiği de ortada. Diğer konular, hani hepimiz şöyle bir hızlıca baktığımızda göreceğiz. Temiz su ve sanitasyon konusunu bundan ayırmak mümkün değil. Sudaki yaşamı bundan ayırmak mümkün değil. İklim eylemini bundan ayırmak mümkün değil gibi. Şimdi buradan devam edelim. Ama 2021 yılına geldiğimizde biraz önce söylediğim konu, 2021 yılına geldiğimizde artık bu olay bir iklim politikası, çevre koruma politikası, sürdürülebilirlik arayışı ve anlayışı değil. Bu artık ekonomiyle de birebir bağlantılandırılmış bir konu. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda bu konuyu çok açıklıkla görüyoruz. Hatta Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türkiye'deki çalışmalarını Ticaret Bakanlığı yaptı deyince konunun ekonomiyle ne kadar da yakından ilişkili olduğu açıklıkla görülebilir hale geliyor. Belki içeriğinde bulunan 9 tane başlık, 32 hedef ve 81 eylemin çok ciddi bir bölümü çevreyle ilgili ama Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı açıklıyor. Niçin? Çünkü bu 9 tane eylemin içerisinde sınırda karbon düzenlemesi, yeşil döngüsel ekonomi, yeşil finansman, temiz ekonomik ve güvenlik enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliğiyle mücadele, diplomasi ve bilgilendirme, bilinçlendirme faaliyetleri yer alıyor. Şimdi bu faaliyetlerin çok büyük bir çoğunluğuna baktığımızda sınırda karbon düzenlemesi dediğimiz konunun çok önemli bir ekonomik araç olmakla birlikte aslında karbon ayak izini küçültmek anlamında bütün sektörlerin yapması gereken çalışmaları tariflemesi, şehirlerin kurması gereken sistemleri tariflemesi boyutunda konuya baktığımızda aslında peyzaj atlaslarının nasıl da önemli bir yol gösterici olabileceğini görme şansını yakalayabiliyoruz. Biraz uzattım ama biraz hızlıca toparlamaya çalışacağım çünkü hem sizleri çok bunaltmak istemem hem de birazcık karşılıklı sohbeti de vakit kalsın isterim açıkçası. Onun için biraz bu karar destek aracı boyutunu bir konuşalım istiyorum. Burada karar destek aracında iki tane konuyu ben çok öne çıkartmak istiyorum. Birincisi öngörülü yönetimler. Hani proaktif yönetimler de diyebiliriz. Biz bu konuları ben olabildiğince hani davet edildiğim ortamlarda da dile getirmeye çalışıyorum. Farklı meslek disiplinleriyle bir araya geldiğimiz tartışmalarda da hani bunu gündeme getiriyoruz. Biz nedense reaktif olmaya alışmışız. Proaktif bir davranış sergilemekte zorlanıyoruz. Reaktif olmak ne demek? Proaktif olmak ne demek? Şimdi reaktif olmak aslında bir olay, bir sorun, bir sıkıntı başınıza geldikten sonra, yani Atatürk'ün dediği gibi felaket başa geldikten sonra düşünmeye başlıyorsunuz. Halbuki proaktif yaklaşım, öngörülü olmayı ve bu doğrultuda kararlar almayı, çözümler üretmeyi, bir sorundan bahsediyorsak bile bunu yönetilebilir hale getirmeyi ifade ediyor. Dolayısıyla peyzaj atlasları öngörülü yönetimler açısından çok önemli. Burada yine mahal bildirmeden bir örnek vermek isterim. Çok şükür hani Türkiye'nin bir sürü yerinde benim için çok özeldir bu. En batısından en doğusuna
pek çok yerinde bulunma kısmeti oldu bana. O yüzden hani bundan dolayı çok büyük mutluluk duyarım. Her yerde de çok güzel deneyimler yaşamakta nasip oldu. Bu bazı olumsuz örnekleri de tabii ki görüyorsunuz. Ama önemli değil. Hani bizim de görevimiz, işimiz zaten bu. Bunları paylaşmak. Bir yerde bir konuşma yapılıyor. Sektörel gelişme anlamında turizmde bir göl kaynağından yararlanılması ve turizm yatırımlarının buraya yönlendirilmesi istendi. Biz de projeksiyonlara baktık, iklim projeksiyonlarına. Bir de sıcaklık değişimlerine baktık. Biraz korktuk. Dedik ki karar vericiye, ya tamam bu yatırımı yönlendirmeye çalışıyorsunuz ama bizim gördüğümüz projeksiyonlar çok da böyle birazcık korkuttu bizi. Yağış düşecek gibi görünüyor, sıcaklık artacak gibi görünüyor. Hani kurumalar söz konusu olabilir. Burada aslında göl kıyısı diye yatırım yaptığınız şey yarın öbür gün önce bataklığa sonra da yok olmuş bir toprak parçası. Yani toprağa dönüşebilir. Bir duraladı karar verici. Çünkü hani 10 sene sonrasını öngörmüyordu, 15 sene sonrasını. Anlık bir şey düşünüyordu ama yapılan yatırımın ekonomik olarak geri dönüş sağlayabilmesi için bu kadar zamanın da geçmesi gerekiyor. Ve böyle bir şeyle karşılaşınca şaşırdı. Bunun gibi örnekler çok. Vakti gelince konuşuruz. Ama burada hani altını çizmek istediğimiz şey öngörülü yönetimlere peyzaj atlasları çok önemli katkılar sunar. Sürdürülebilirlik yol haritasının oluşturulmasında çok önemli bir karar destek aracıdır. Burada sürdürülebilirlik yol haritasında iki boyutu çok hani önemsiyorum. Bana bazen kızıyorlar ama kızsınlar, ben orada durmaya devam edeceğim. Benim için çevresel sürdürülebilirlik her zaman bir numarada gelir. Çünkü çevresel sürdürülebilirliği sağlayamadığınız anda aslında diğer konuların hepsi lafı güzel. O olmadan var olamazsınız. Kirli bir suyu içerek yaşamınızı idame ettiremezsiniz. Bazı toplantılarda da söylüyorum. Çocuklarınızı çok yüksek paralı lüks okullara gönderebilirsiniz. Ama bu çocuklarınızın geleceğini koruyor olduğunuz anlamına gelmez. Onların yaşayacağı ortamların korunmasıyla ilgili bir adım atmıyorsanız yaptığınız bu girişim yarım kalacaktır diye. Bu burada da onun altını özellikle çizmek istiyorum. Aslında tamam, ekonomik nedenlerle insanların ilgisini çekiyor olabiliriz. Ama burada asıl olan şey çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Burada kaynak korunma ve yenilenebilir kaynak kullanımı çok önemli bir esas. Çünkü hani şurada bir hani 4-5 milyarlardan 8 milyara çıkışladığımız düşünecek olursa dünya üzerinde onun ne demek olduğu çok daha açıklıkla görülebilir diye düşünüyorum. İkinci konu tabii sektörel gelişmelerde sürdürülebilirliğin esas alınması, döngüselliğin sağlanması ve doğanın kendisini yenileme gücünün korunabiliyor olması. Buradaki doğanın kendisini yenileme gücünü koruyor olma ifadesini özellikle altını çizmek istiyorum. Dünya aslında bu kavramlarla 1960'larda otlak yönetimiyle karşılaştı. Ama biz hala doğanın kendisini yenileme gücünü ne rekreasyon alanlarında ne de başka yerlerde çok da etkin kullanamıyoruz diye düşünüyorum. Özellikle ormanlardaki rekreasyon amaçlı kullanımlarda o yeni neslin nasıl basınmalarla yok olduğunu görüyor olmak açıkçası benim canımı biraz acıtıyor ama onu da üstümüze düşen bir görevdir. Farkındalık çalışmalarına devam etmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Burada çevresel boyutta hepimizin bildiği toplum, ekonomi, çevre ilişkisinin kesişim kümesinde hani sürdürülebilirliktir diyoruz. Bu sürdürülebilirliği sağlayabilmek için ilk önce bizim analizler yapmamız gerekir ve bu analizleri yaparken hani ekonomi toplum, toplum çevre, ekonomi çevre ilişki sistematiklerini belki ikili ikili sorgulamamız gerekebilir. Ama senteze gittiğimizde bunun artık mekandaki karşılığını bütüncül olarak görmemiz gerekir. Aynen havza ölçeğindeki bir peyzaj atlası çalışmasında olduğu gibi. Bu çalışmada bunu gördüğümüzde Osman Hocam her toplantıda ifade ederdi mikro havzalar, mikro havzalar diye. Ben de hakikaten çok önemsiyorum bunu. O ana havzadan mikro havzalara indiğinizde ve mikro havzada da o havza ölçeğinin gerektirdiği detayda bir takım çalışmaları yapabildiğinizde işte mekanda sürdürülebilirliği sağlayacak hareketlenmeyi de oluşturabiliyorsunuz. Buradan geçelim şimdi. Peki öngörülü yönetimde neyi vurgulamamızda fayda olur? Öngörülü yönetimde planlama gereklerinin bir kere yerine getirilmesini vurgulamamız mutlak gerekir. Mekansal tiplemeleri vurgulamamızda çok fayda var ve arazi kullanım yönetimini. Biz böyle keskin kararları çok severiz.
bu böyle kullanılacak ya da kullanılmayacak. Ama bu hani bir çözüm değil maalesef. Hani kullanılacak ama nasıl kullanılacak? Kullanılmayacak ama neden kullanılmayacak? Bunları açıklıyor olmamız, fark ettiriyor olmamız, farkındalıkları derinleştiriyor olmamız çok önemli ve kıymetli diye düşünüyorum. O yüzden de burada arazi kullanım yönetimi konusunun altını özellikle çizmek isterim. Planlama karar gereklerinin yerine gelmesi noktasındaysa şu beş ilkeyi asla gözden kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. İşlevsellik, akılcılık, sürdürülebilirlik, bütüncüllük, devamlılık, dinamiklik, değişimlere duyarlılık, esneklik. Şimdi burada özellikle işlevsellikte amaca yönelik faaliyetlerin tanımlanması konusunun altını çizmemiz gerekir. Pek çok yerel kalkınma çalışmalarında yerel yöneticilerle konuşurken bazen böyle bir şaşırabiliyoruz. Bazen onlar kendi istediklerini anlatmakta zorlanıyor. Biz de kendi derdimizi anlatmakta zorlanabiliyoruz. Buradaki aslında böyle temel uyumsuzluk şuradan kaynaklanıyor. Biz mekanı bütün olarak bakıyoruz. Oysa hani belki de yerel dinamikler, ihtiyaçlar ya da kendi vizyonu doğrultusunda bakıyor ve işlevsellik ve sürdürülebilirlik noktalarını çok göz önünde bulundurmuyor. O deneyimin yaşanmasını çok önemseyebiliyor. Biz de aslında nihai amaca katkı sağlayacak faaliyetlerin ya da uygulamaların yapılmasını çok önemsiyoruz. O yüzden ben bu beşli skalayı çok önemli bir süzgeç gibi değerlendirmekten hep yana oldum. Bana bir şey sorulduğunda hiç değilse bir karar sürecine katkım olacaksa işlevselliğini sorguluyorum. Buradan nereye ulaşmaya çalışıyoruz? Bunu yaptığımızda, bu yatırımı yaptığımızda, bu zamanı ayırdığımızda, bu insan kaynağını yönlendirdiğimizde buradan bizi nihai hedef olarak tanımladığımız hangi hedefe bizi götürüyor bu iş diye sorma ihtiyacını sıklıkla duyuyorum. Akılcılık düşük maliyetlerle yüksek fayda elde etmeye yönelik bir şey. Bunu da hani ben neredeyse ilk kalkınma planını okuduğumdan beri heyecan duyarak okurum. Hani kamu kaynaklarının akılcı kullanımı, kamu görevi yaptığım dönemde de aynı şekilde gelen bütün yazıları aynı heyecanla okudum. Dolayısıyla hani kendimi bildim bileli akılcılığı anlamak benim için hani önemli bir serüven olmuştur. Hala bu akılcılık meselesini tartıştığımız çok platform oluyor. Ama yatırımların yönlendiriliyor olmasına akılcılık çok kıymetli. Hemen pratik bir örnek. Yine adres göstermeyeceğim ama üzüldüğüm konulardan birisi olduğu için vurgulamak istiyorum. Elektrik enerjisi nakil sırasında en çok kayıp yaşanan enerji türlerinden birisi. Bir düşünün ki elektriği bir yerde bir hidroelektrik santralde üretiyorsunuz ve ondan kilometrelerce uzakta bir sanayi merkezi kurup orada da tüketiyorsunuz. Belki de sanayide kullandığınız elektrik kadar elektriği de yolda kaybediyorsunuz ve enerji de dışa bağımlı bir ülkesiniz. Mesela bu akılcı değil. Bunun gibi. Ya da en kıymetli tarım arazilerinizin ve yüzey suyu kaynaklarınızın, en kıymetli tarım topraklarınızın olduğu bölgede petrokimya endüstrisini yerleştiriyorsunuz ve bütün doğayı o noktada kaybediyorsunuz. Ya da bir granit kütlelerinin üstündeki olağanüstü görkemli ama bir o kadar kırılgan orman varlığının içinden hiç düşünmeden böyle bir yayla yolları geçiriyorsunuz ve bir heyelanla onları kaybetme riskini göze alıyorsunuz. Bunlar mesela akılcı kararlar değiller. Dolayısıyla hani bunları böyle ifade etme ihtiyacı duyuyorum ama her ölçekte akılcılığın mutlak sorgulanması gerektiğini de vurgulamak isterim. Ama peyzaj atlasları işte tam da bu noktada akılcılığı sorgulamamız da bizi yönlendirecek en önemli araçlardan bir tanesi. Özellikle peyzaj kalite hedeflerini koyduğumuzda ve oranın peyzaj fonksiyonlarını tarif ettiğimizde o fonksiyonlara uygun kullanım kararlarının üretilmesi akılcılığın tam da bizatihi kendisi. Sürdürülebilirlik konusu çatışmasız ve dengeleyici paylaşım süreçleri. Bu bir gelişme illa bir çatışmadan geçmiyor açıkçası. Aslında çatışmasız ortamlarda, dengeleyici ortamlarda da paylaşımın hüküm sürdüğü ortamlarda da kalkınmadan, gelişmeden çok rahatlıkla bahsedebiliriz. Dolayısıyla bizim yaptığımız çalışmalarda olabildiğince acaba buranın peyzaj kalitesini korumamız ya da peyzaj çeşitliliğini korumamız
için yapmamız gerekenler nelerdir tarif ettiğimizde aslında biz mekansal sürdürülebilirliğe de yol göstermiş oluyoruz. Bu nedenle de bu ilkenin de mekansal yansımalarını atlaslarda görebiliyoruz. Bütüncüllük burada hani sistem yaklaşımı, bileşenler arası ilişki ağı, karşılıklı etkileşim süreci bunu asla göz ardı etmemiz gerekiyor. Şimdi insan kaynağı ben parklarda bile bazen söylüyorum radikal buluyor arkadaşlar. Ama bir parkın tasarımında bile yerel insan kaynağının talep, istek, beklentileri çok önemli. Her yerde de aynı biçimde, aynı kullanım şekilleri için dizayn edilmiş parklar yapmak durumunda değiliz. Oradaki sosyal doku, sosyolojik yapı, ekonomik durum, insanların yaşama, üretme alışkanlıkları bizim oradaki aslında tasarımlarımızı etkileyebilecek bir konu. Tam da planlama aşamasında başlayarak gelen bir şey. Bizim yerel kültürleri iyi tanımamız. O kültürlerin üretim biçimlerini, alışkanlıklarını ve alan kullanma eğilimlerini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve mekansal boyutta bütüncül yaklaşımları ortaya koymamız gerekiyor. Alınan kararların diğer karar bölgeler üzerindeki etkisine de bakmamız gerekiyor. Gene böyle bir planlama çalışmasındaydı. Mekan çok sınırlı. Şu konu konuşuldu. Hani birkaç sanayi türünün daha seçilmesi. Ben de dedim ki ama alanın bütüncül bakıldığınızda özellikleri bu. Siz bu sektörü buraya getirdiğinizde şu kadar ilave nüfus, şu kadar konut ihtiyacı, şu kadar su ihtiyacı, şu kadar bu su kısıtımız var, nasıl olacak filan bir daha tartışmalar başladı. Şimdi burada bütüncülükten kastettiğimiz şey aslında bu. Mesela ben bu anlamda şehir plancı arkadaşlarımla da çok sık konuşurum. Tabii ki mevzuattan kaynaklanan bir durum var. Ama bir şehrin planlanmasında gelecek öngörüsü oluştururken nüfus projeksiyonlarını sadece matematiksel değerlendirmelere bağlayarak yapıyor olmanın ne kadar büyük bir hata olduğunu ve ne kadar yanlış kararlara vesile olabileceğini her platformda ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü düşününüz ki yakında bir su kıtlığından bahsediliyor. Düşününüz ki Konya Kapalı Havzası'nda çölleşme riskinden bahsediliyor. Ve siz suya dayalı kentsel gelişmeyi, endüstriyel gelişmeyi, tarımsal pratikleri, hayvancılık faaliyetlerini teşvik ediyorsunuz. İşte bu bütüncüllük değil çünkü bir süre sonra bunların tamamını kaybetme riskiniz var. Bir şehrin sahip olduğu su kaynağının bahsedilen nüfusun ihtiyacını karşılaması mümkün değil. O zaman dışa bağımlı bir yapı üretmeniz gerekiyor. Ondan sonra da diyoruz ki dayanıklı kentler üretelim. Dışa bağımlı kentler, dayanıklı kentler olamazlar. Ya da dışa bağımlı yerleşimler, dayanıklı yapılar ortaya koyamazlar. O yüzden de burada bütüncülüğün iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Devamlılık, dinamiklik, değişimlere duyarlılık, esneklik. Burada hani öz eleştiri, denetim ve değerlendirme süreçleri çok önemli. Öz eleştiri meselesini ben hani bireysel olarak da çok önemsediğim için kentsel anlamda da bunu oluşturacak mekanlar ya da işte planlamada da bunun mekanizmalarının olduğunu biliyorum. Bu mekanizmaları çalıştırmak gerekiyor. Esneklikten kastettiğimiz şeyin aslında ne olduğunu bir parça şeyde de gördük. Covid döneminde de gördük. Depremde de gördük. Mesela biz deprem parklarını savunan bir meslek disipliniyiz. Eğer deprem parklarımız olsaydı acaba yine de oradaki insanımız çok ağır bir şey yaşadı ama hiç değilse hani bir soluk alır mıydı? Ya da Covid döneminde çok sıkıntılı süreçler yaşadık. Acaba bu açık yeşil alanların dağılımı birazcık daha dengeli olsaydı ve bunlar arasındaki entegrasyonlar kurulsaydı biz yaşadığımız değişimlere daha rahat adapte olabilir miydik gibi konular var burada. Ama bu yine bir ölçek hiyerarşisine giriyor. Ama bu ölçek hiyerarşisi içerisinde de yine atlasların ölçek hiyerarşisi içerisinde çok önemli yönlendirmeler yapacağına inanıyorum ben. Buradan sonra artık böyle çok da şey yapmayacağım, hızlanmaya çalışacağım. Peyzaj atlasında peyzaj karakter tipleri ve alanlarını, peyzaj çeşitlilik odaklarını, ekolojik yönden hassas alanları,
sektörel gelişme olan odaklarını, baskı değişim odaklarını ve peyzaj fonksiyonlarını görüyoruz. Şimdi bütün bunları görüyor olmak, şimdi ben burada sadece altısını yazdım ama bunlar çoğaltılabilir, isimleri değiştirilebilir, çok çeşitli şekilde bakılabilir. Bize neyin işlevi bozulmaması gerekiyor, neyin aslında kullanırken hangi çevre yönetim araçlarının harekete geçirilmesi gerekiyor, neye nasıl davranmamız gerekiyor konularında yol gösterici olduğunu düşünüyorum. Yine bu şemaya döndüm. Sözde bir kalkınma için küresel amaçlar, araç kullanım yönetiminde politikaların mekana yansıması çok önemli. Verimlilik artışını biz mekanda görürüz. Kaotik mekanlar aslında bizim sürdürülebilirliği hayata geçiremediğimizin göstergesidir. Burada ister bunu verimlilik artışını bitkisel üretim olarak bakın, hayvansal üretim olarak bakın, düşünsel üretim olarak bakın, kültürel üretim olarak bakın, hangi ya da işte sanayi üretim olarak bakın, hangi boyutuyla bakarsanız bakın, bir şekilde çevre politikaları, sosyal politikalar ve ekonomik politikaların sürdürülebilirlik ekseninde birleşmesi aslında verimlilik artışının mekana yansıması anlamında kritiktir. Bunun da hani belgesini orada yakalayabiliyoruz. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçları çevre, toplum ve ekonomi boyutlarında tanımlayabiliriz. Bunun olumlu, olumsuz etkilerini mekanda görürüz. Burada dikkat edilmesi gereken konu aslında yeni bir koruma anlayışına sahip olmamız gerektiği ve yeni bir kullanım anlayışına sahip olmamız gerektiği. Koruma anlayışında keskin sınırlar ve alışageldik kalıplar değil, aslında doğanın devamlılığını sağlayacak mekanizmaları tarif etmek, bunu da sahiplendirmek ve bunu da bütüncül bir yaklaşımla entegrasyon temelinde yürütmemiz gerektiğini algılamak son derece önemli. Kullanım anlayışı ve sınırları anlamında da bugün pek çok kişiyle konuştuğumuzda şu ifadeyle karşılaşırsınız. Teknoloji bu kadar gelişmişken canım ne önemi var, iyi bir filtre kullanırız geçer gider. Tamam, bunlar da doğru ve haklılar ama bunların maliyetleri var. Dolayısıyla kullanım anlayışından kastettiğimiz şey böyle bir şey. O yüzden de kentleşme dahil olmak üzere ulaşım, sanayi, lojistik ve benzeri tüm sektörlerin dizaynında buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ama peyzaj atlasları özellikle ve özellikle bize ekolojik entegrasyonları çok iyi ortaya koyuyor. Burada su ilişkilerinden bütün o mavi yeşil network dediğimiz network'ün nasıl çalıştığını ve hangi fonksiyonları nasıl korumamız gerektiğini, neye hassasiyet göstermemiz gerektiğini çok net ortaya koyuyor. O yüzden hani bu kümeye özellikle meslek disiplinimizin katkısı boyutuyla bakmamız gerekiyor. İşte bütün bunlar bize sürdürülebilir mekansal kullanımına ve sürdürülebilir arazi kullanım yönetimine götürüyor. Bunlar için de diyoruz ki biz peyzaj atlası aslında çok önemli bir anahtar misyonu üstlenmiş durumda. Belki biraz karışık anlatmış olabilirim ama hani sorularınızla en azından birazcık daha açılımlandırmaya çalışacağım. Ama şunu son cümle bir şey söyleyeyim. Başında da söylemek istiyordum bunu aslında. Biz ben hani bir şeylerin keşfolunması nasip oldukça şunu fark ediyorum. Aslında dünya bize 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar diyor. Dünya bize işte diyor ki işte yeşil mutabakat, döngüsel ekonomi. Dünya bize diyor ki dayanıklı kentler, dirençli kentler vesaire vesaire. Ya da dünya bize diyor ki gıda güvenliği, gıda güvencesi. Ben bazen şöyle de üzüntü duyuyorum. Bunların bize söylenmesine gerek yoktu. Çünkü biz aslında kurucu değerleriyle bütün bunları ta 1923'te yani 100 yıl önce öğrenmiştik. Çünkü mesela Ankara'nın dizaynı bu benim için çok önemlidir. Hala da keşfetmeye çalıştığım bir şeydir. Ankara'nın dizaynı tamamen dayanıklı bir kent üretmek, risklerden ari bir alan yaratmak. Çünkü işte Polatlı dediğimiz yer Ankara'nın hemen adım ötesi. Neredeyse hani bütün ülkeyi kaybetme riskinin yaşandığı topraklar burası.
bunları da göz önünde bulundurarak her türlü riskler o dönemde düşünülmüş ve bir şekilde dayanıklı kent üretilmek istenmiş. Kentsel tarım uygulamaları yapılmış, permakültür uygulamaları yapılmış, adları böyle konmaksızın ve kentsel üretim yapılmış. Dayanıklı kent üretilmek istenmiş çünkü kentin dışarıya bağımlılığı o dönemde azaltılmak istenmiş. Biz bugün Covid döneminde İstanbul gibi de bir metropolde aslında dışa bağımlılığın ne demek olduğunu çok net gördük. Birazcık daha risk büyüseydi neler olabilirdi onu bilmiyoruz. Ya da deprem felaketinde erişilebilirlik ve dayanıklılık ne demek? Orada anlık müdahalelerin nasıl yapılması gerek gördük. Ama bunları görmemiz, yaşamamız, illa tekrar aynı acıları yaşamamız pek de gerekmiyor bana kalırsa. Bizim bir kere insanlığın çok kadim bir bilgi birikimi var. Biz de meslek disiplini olarak çok şanslı ve avantajlı bir meslek disipliniyiz. Çünkü doğa bilimlerine dokunan herkes bunlardan bir şekilde haberdar olma noktasında nasipleniyor. Biz de bundan nasiplendik. Dolayısıyla bunu iyi kullanmamız, iyi değerlendirmemiz ve iyi anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda da ben belki hani peyzaj atlasının teknik boyutundan bahsetmedim ama bu çok önemli. Peyzaj atlasının diğer politik, ulusal peyzaj politikalarının üretilmesi ve diğer politika alanlarına dokunması, ülkemizdeki mekansal planlama pratiklerine yansıması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese sabrı için çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Çok aydınlatıcı, çok bilgilendirici bir anlatım oldu. Bir kere Atatürk'ün çok güzel bir sözüyle başladınız. Hani felaketler olmadan önce tedbirleri almak vurgusunu yaptığınız konuyla ilgili. 100 yıl önce öngörmüş bir takım şeyleri, her şeyi gibi. Bunu da öngörmüş. Bu anlamda aslında biraz önce vurguladığınız konulardan birisi de mesleğimizin ne kadar etkili ve söz sahibi olabileceğimiz anlamında ne kadar etkili bir meslek olduğu konusu. Bu anlamda teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Arkadaşlarımın vardır muhtemelen soruları. Sorusu olanlar varsa el kaldırabilir. Sırayla ben söz vereyim. Ben bu arada böyle küçücük bir parantez şimdi gördüm çünkü ismini kaçırdım mı bilmiyorum, ayrıldım mı onu da bilmiyorum ama Kadim Bey, Kadim Koç, Kadim Albay buradaydı biraz önce. O Polatlı'da, Polatlı tarihi alanlarla ilgili çalışmalar yürütüyor kendisi ve müthiş güzel çalışmalar yapılıyor. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Gordyon Antik Kenti ve bütün bu alanların mesela kent yaşamına, kent kültürüne, kent ekonomisine kazandırılması noktasında ben de bahsetmiştim bu çalışmamızdan, sağ olsun katılmış. Mesela bütün bu çalışmalar belki peyzaj atlası bütünlüğü içerisinde ele alındığında onlar için de, onlar da çünkü hem karar üretenler hem o aldıkları kararları toplumla buluşturanlar yaygınlaşması noktasında çok büyük fırsatlar yakalama şansları da olabilir diye düşünüyorum. Evet, eller kalmış. Evet, eller. Necla Yörükçü Hanım ilk el kaldırdı. Kendisine söz verelim. Buyurun Necla Hanım. Ay, bulamadım mikrofonu. Selam herkese. Selam, arkadaşlar. Selam. Sultanım nasılsın, iyi misin? Valla çok teşekkür ederim, ne güzel. Valla sen anlattın, ben yoruldum. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol. Yine çok büyük bir keyifle takip ettim. Her kelimende ilham alıyorum zaten. Tüm arkadaşlara da sevgi selamlarımı söylüyorum tekrardan. Özellikle biliyorsun Bursa'daki mücadelemizde senin çok büyük emeklerin var. Umarım Peyzaj Atlası'nın derinliğini ve kazanımlarını, çıkarımlarını bizim mücadelemizle yılmadan bir kere en doğru bir şekilde karar vericilere yaptırabilirsek, bu özellikle kamudaki belediyeler, kamu kurumları, bakanlıklar, hani başlanıyor ve devamı da olması kaydıyla çok değerli sonuçları olacak ve bundan karar vericiler destek alacaklar. Ben çok beğendim.
tekrar teşekkür edeyim, selamlayayım dedim. Bak senin hatırına Tetikçinin Oğlunu seyretmiyorum. Çok seviyorum. Yarın da Ankara'da olacağım. Görüşürüz inşallah. Çok memnuniyet duyarım. Çok sevinirim. Harika. Evet, sana yakın bir yerde Yıldız taraflarında bir panel var. Sonra uğrayabilirsem kongreye uğrayacağım filan filan. Tekrar herkese selamlar. İstanbul Şube Yönetimini kutluyorum. Her birinize ayrı ayrı selam söylüyorum. Sultan, saçlarını da çok beğendim bu arada. Fark ettim bak. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Necla Hanım, güzel dilekleriniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Cem Bey söz istedi. Cem Bey'e sözü verelim. Buyurun Cem Bey. Cem Bey, duyabiliyor musunuz acaba? Herhalde bağlantı kurmaya çalışıyor ama Evet, şimdi gelecek galiba sesiniz ama bir sorun var galiba. Ses biraz şırıltılı geliyor Cem Bey. Tamam, ben o zaman yani çok kısa duyulduğu kadar şu anda duyulmuyor galiba, değil mi? Şu anda duyuldu. Ha, tamam. Öncelikle teşekkür ediyorum. Çok çok kritik bir mevzu. İklim değişikliği. Cem Bey, isterseniz mesaj kısmından, chat kısmından yazın. Çünkü sesiniz gerçekten anlaşılmıyor. Chat kısmından yazarsanız ya da çıkıp tekrar bağlanın. Belki öyle bir şey yapabiliriz. Evet. Şimdi evet. Ben o arada belki hani bir katkı olacak olursa o zamana kadar ya da Cem Bey'den cevap gelene kadar birkaç bir şey söyleyeyim. Mesela özellikle Necla Hanım'ın söylediği hani Bursa. Şimdiki tabii sıralamayı çok bilmiyorum ama o zaman Türkiye'nin 4. büyük metropolü konumundaydı. Biz çalışma yaptığımızda. Bursa'nın da çevre düzeni planı yapıldı. Ama o dönemde peyzaj atlasları henüz konuşulmuyordu da. Ama yine de peyzaj planlamayı aslında özellikle Ahmet Cengiz Yıldızcı hocam çok o da mücadele etti o dönemde İTÜ üstünden doğal yapı analizleri ve sentezleri, peyzaj planlama çalışmaları yürütüldü. Bunların plan kararlarına aktarılması da içinde çaba sarf edildi. Yalnız hani Türkiye'deki planlama pratikleri de hayli zorlu giden süreçler. O zaman da çok uzun yıllara yayılı bir süreç yaşandı. Onay mekanizmaları vesaire. Neyse sonunda ama hani o planı aslında biz böyle bir sonuçlanmadı. Sonrasında yıllar sonra tekrar plan gündeme geldi. 10 yıl kadar sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ilk önce 2011'de çalışılmıştı. Dolayısıyla hani orada ama ne olursa olsun hani plan yine nüfus projeksiyonları temelli giden bir plandı ve Bursa da aslında Türkiye'nin kritik metropollerinden bir tanesi. Su kaynaklarında ciddi kirlilik problemi var. Önemli bir sanayi üssümüz. Liman faaliyetleri var, kıyı yapılanmaları çok kritik, yaban hayatı anlamında çok önemli misyonlar üstlenmiş durumda. Uludağ Milli Parkı'yla belki de dünyada nadir görülebilir özelliklere sahip bir merkez. Dolayısıyla hani peyzaj kalitesi, peyzaj karakteri, peyzaj fonksiyonları açısından hani olağanüstü de bir merkez aslında Bursa. Türkiye'nin pek çok yeri olduğu gibi. Tarım toprakları çok ciddi anlamda kaybedilmişti durumda. Dolayısıyla aslında Bursa'nın geleceğini konuşurken bu olağanüstü peyzaj çeşitliliğini doğru yorumlamak, sektörler arasındaki entegrasyonu daha doğru yorumlamak anlamında peyzaj atlasının ne kadar kıymetli olacağını Necla Hanım'ın çok özellikle de Bursa'da çok etkili bir aktör olarak anlattığı, biz de orada hani olabildiğince bunlarda yer almaya çalıştık, paylaşmaya çalıştık. Bu anlamda hani ama sadece olay bizim gibi birkaç aktörle ilgili değil. Hani demin de söyledim, aslında peyzaj mimarlığı artık çok farklı platformlarda etkin bir meslek disiplini. Bizim belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımız var, bizim imar müdürü arkadaşlarımız var, imar daire başkan arkadaşlarımız var metropollerde. Hani bu çok kıymetli.
Belki ilk önce hani onlarla da bu konuya ilgilerinin olup olmadığına bakarak ilişkiye geçiyor olmakta çok fayda var. Cem Bey'in konuşmasını duyamadım. Sorusunu da henüz göremiyorum. Şu anda belki ses daha iyi olabilir. Harika. Şu anda... Evet. İsim dediniz, evet. Beni çok etkilediniz. Sizi dinlemek istiyordum ben. Ya şey yok, ben yani şu noktada zaten bir saatlik kısmı tam dinleyebildim. Kayıttan da ayrıca dinleyeceğim. Öncelikle çok teşekkürler. Emeğinize sağlık. Ben yani bu koruma öncelikli yaklaşımı çok çok öncelikli buluyorum. Yani kendimce koruma öncelikli olması bence yani bir adım öne de çıkartıyor bu atlası. Bence biraz şu anda çok ihtiyacımız olan bu. Ama bir iki sadece endişe yani kendimce. Şimdi bu hayat tarzlarımız ve işte hani bu iklim ve karbon dönüşümünün bir eleştirisi de var. Hani hayat tarzlarımıza müdahale mi? İşte bu aslında bize ekolojik bazı şeyler sunuyor ama sizin de o vurguladığınız akılcılık noktasında bazen çizgiyi kaçırabiliyor. Bu anlamda bir bu hani yani buna karşı da bence bir strateji oluşturulması lazım. Yani hani bu, ya bu savunulması gereken bir şey. Çünkü büyük resimde zaten doğa ve tabii ve çevre öncelikleri zaten var. Ama hani karşı bir ses de bence olacaktır. Sadece bu endişemi biraz sadece vurgulamak istedim. Bir de bu millet bahçelerinde de bir rehber olarak bize yani tasarımcılara sunulmuştu. Gerek ilgili kişilere de. Hani bu atlasın da öyle bir rehber dışına çıkabilmesi için biraz daha bilinçlenme yönünde sanki diğer etkinlik ve şeylerle de hedeflerle belki desteklenmesi lazım. Burada da aslında bizlere işte tasarımlarımızın gücü gibi bir güç düşüyor. Yani burada da yapılan tasarımın aslında öğesi olan kullanıcı ve oradaki tasarımın oraya kattığı artı olanı aslında şey yapabilmek, yani oradaki derdini anlatabilmesi planlanan şeyin. Bence bunları, bu iki noktaya da ben şart düşmek istedim. Çok çok teşekkür ediyorum. Bence ilerleyen yıllarda gündemimizde bu olacak ve pratik bir çözüm en azından belki gündemimizde olacak. 8-10 dertten ikisini, üçünü azaltmış olacağız. Deprem park gibi şu anda keşke olsaydı dediğimiz çözümleri belki de bir tık öteye geçip daha ilerleyen jenerasyonlar için daha yaratıcı ve onların da daha çok yaratabileceği bazı mekanlar da bence böylece oluşacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim İngiliz'e. Tabii ki şeyi söyleyeyim, hani bu tartışmalar her zaman olacaktır. Yani iklim değişikliği, şimdi ekstrem hava olaylarını konuşuyoruz, sıcaklık değişimlerini konuşuyoruz, kuraklıkları konuşuyoruz, projeksiyonları konuşuyoruz. Tabii ki böyle bir acaba manipüle edilen bilgi var mı? Acaba küresel ölçekte aslında yaşanan doğal bir değişim midir bu? Gibi pek çok tartışma oluyor. Ama hani ortalamalara bakıldığında bu sıcaklık değişimleri biraz riskli. Bir de hani değişen koşullar, artan iletişim olanakları, siz de biliyorsunuz sonuçta küresel ölçekte herkesi birbirine çok yakınlaştırdı. Ve yaşam standartları noktasında da beklentiler çok yükseldi. Bu kadar yoğun bir nüfusu ve bu kadar yoğun bir beklentiyi doğanın taşıması ya da kürenin taşıması çok olası değil. Basit bir otlakta bile aslında biz hani taşıma kapasitesinden bahsedip otlağın kendisini yenileme gücünü konuşabiliyorsak hani küreye de birazcık acımamız gerekiyor. Bu kürenin de kendisini yenileme gücüne bakmamız gerekiyor. Çünkü hani fark etmediğimiz, görmediğimiz pek çok canlıyı biz hemen hemen her dakika kaybediyoruz. Kirletmediğimiz halde kaybedebiliyoruz. Bazen fabrikaların soğutma suyu amacıyla kullandığı suların denizlerde oluşturduğu minicik sıcaklık değişimleri bile besin zinciri içerisinde onlarca türün yok olmasını beraberinde getirebiliyor. Okyanuslardaki felaketler keza. Hani doğanın da bir taşıma kapasitesi var. Bir taraftan da insan hani birazcık böyle bir son özellikle bir 30 yıl o kadar büyük değişimler yaşandı ki biraz herhalde
sahip olduğumuz ekonomiler ve eriştiğimiz teknoloji bizi biraz daha şımarık yaşamaya itti. Dolayısıyla biraz kaynak savurgan bir yapı kazandık. Her şeyi kendi elimizde çözebileceğimizi, teknolojiyle halledebileceğimizi düşündük. Bütün bunlar tabii zamanla bedelini de ödetti. O yüzden şimdi gene de biraz böyle şey dengeli gidip fanatik bir elbette, Sultan değil, Hocam, akılcı. Tabii ki elbette, ama sadece ben şunu da eklemek isterdim. Mesela fay yasası diye bir gündem olması, bu fay cehaleti gibi bir şey aslında. Evet. Hani fay yasası yerini değiştirin gibi bir şey. Evet, yani fay yasası ve sakınma alanı dedikleri tamamen izafi bir şeyi yasalaştırma gündemi bile kimileri tarafından savunulması yani hakikaten hayret. Hani ya da işte mera yönetimi, havza yönetimi gibi önceliklerimizi büyük ölçekte gözden tekrar geçirmek için bir motivasyonu da yaratmak durumundayız. Yani ben yani tamamen sizdeyim, tamamen anlayabilmek için dinliyorum. Ama hakikaten yani bazı başımıza gelen şeyler ya hani bu cehaletinde olmasının bir sebebi olmalı dedirtiyor. Sadece o bağlamda ben bir ek evet, koymak evet, istedim. Evet, buna ben de kesinlikle katılıyorum. Sonuçta hani en son deprem olayında çok kıymetli jeoloji mühendisi hocalarımız bile evet bizim haritalarımız vardı ama bu kırıkla karşılaşana kadar biz o fayı orada işaretlemezdik dediler. Yani dolayısıyla yani bunlar çok hani derin bilimsel araştırmalar gerektiren şeyler. Ama hani popüler kültür ve popüler bilimle derin bilimsel araştırma arasındaki çizgiyi bazen kaçırabiliyoruz. Belki de hani bütün bu bizi şaşkına çeviren işte yasa tartışmaları vesaireler de bundan da kaynaklanabiliyor da biliyor. Ben gene de çok uzatmayayım. Başka eğer soru ve katkı yoksa. Gözde Hanım var. Tamam. Bey. Hocam son bir soru sorayım sonra tamam. Kusura bakmayın bu arada minik bir bebeğim olduğu için atlamış veya kaçırmış olabilirim. Ara ara çünkü düştüm konuşmadan. Estağfurullah. Allah sağlıklı düşmeyi nasip etsin. Şey, hocam şey dediniz ona çok takıldım. Dediniz ki ibreli ağaçlar toprak asitliliğini arttırıyor. Bu da yeraltı sularına etki ediyor dediniz. Bunu doğal yayılımın olduğu ibrili ağaçların olduğu yani popülasyonun olduğu yer. Bu genellenemez bir durum. Genellenemez bir durum. Burada şunu söylemek istedim. Bir bilgiyi genellemeye kalktığınızda alanların kendine özgü özelliklerine odaklanmadığınızda bebeğim var dediniz değil mi Gözde Hanım? Evet hocam. Allah bağışlasın. Sağlıkla büyütün. Çok teşekkürler. Şimdi sizin bebeğinize iyi gelen bir şey başka bir bebeğe iyi gelmeyebilir. Şimdi siz kendi bebeğinize iyi gelen bir şeyi başka bir bebeğe tavsiye ettiğinizde belki onun bütün metabolizması alt üst olabilir. Çünkü sizin bebeğinizin metabolizması sizin metabolizmanızla da bağlantılı çalışıyor. Dolayısıyla şimdi burada da biz alanlara böyle bir hani toprak nasıl olsa ağaç büyüyor filan hani onu da at o da büyüsün filan gibi bakabiliyoruz. Burada kastettiğim şey bütüncül bir bakış açısını asla göz ardı etmeyelim. Lütfen alanların hepsine aynıymış gibi müdahale etmeyelim. Eğer siz bir tatlı su kaynağı kenarındaysanız, bu su kaynağının nasıl ki kirlenmesini istemiyorsunuz ama asit oranının da artmasını istemiyorsanız, bu suyu içme suyu amaçlı kullanıyorsanız, lütfen birazcık daha özen gösterelim. Etrafındaki ağaçlandırma faaliyetini, oradaki su kaynağını korurken, sedimentasyonu engellerken başka türlü riskleri oluşturacak bir takım davetleri de çıkartmayalım anlamında söyledim. Kesinlikle ifade ettiğim şey genellenemez bir şey. İfade etmeye çalıştığım şey her alan aynen her kendine insan özgü olduğu gibi kendine özeldir. Ve peyzaj bize bunu öğretir. Kaynak ve özelliğini iyi analiz etmemiz gerekir. Biz bunun için yapıyoruz bu analizleri. Peyzaj çeşitliliği dediğimiz konu buradan kaynaklanıyor. Peyzaj atlaslarının da büyük katkısı tam da bu noktada harekete geçiyor. Çünkü sizin evladınızın karakteri gibi doğanın da bir karakteri var. Ve o karakter tiplerini ortaya koymazsak doğru kararları üretmemiz mümkün değil. Burada ifade etmek istediğim şey bu. Çok teşekkür ederim hocam. Ben ağzınıza ederim. Sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam bir iki mesajlar var onları da kısaca geçeyim sorular varsa alırım sonra veda ederiz arkadaşlarına. Tamam.
İstanbul Şube Başkanımız Murat Çelik Bey'in teşekkürleri var hocam size. Evet, Necla Yörük Hanım biraz önce zaten kendisi aktarmıştı düşüncelerini. Hemen hızlıca bakıyorum. Pınar Köylü hocam da yine kendisi teşekkür ve sevgilerini iletiyor. Reyhan Erdoğan Hanım çok değerli bilgiler için o da teşekkür ve teşekkür için teşekkürler iletiyor. Cem Bey de aynı şekilde yazmış. Kadim Koç Bey, Sultan Hanım diyor, paylaştığınız değerli bilgiler ve Ankara'mıza katkılarınız için teşekkür ediyor. Ayrıca bize de teşekkür etmiş. Biz de kendisine katıldığı için teşekkür ediyoruz. Bir de Merve Kalaycı Kadak. O da teşekkürlerini sunum için hem saygılarını hem de teşekkürlerini iletti. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Başka sorusu olan var mı acaba? Yok galiba. Yavaş yavaş kapatabiliriz. Evet, hocam, saati 9'a geldi. Herkesi yorduk akşam saatinde. Hocam çok kıymetli ve çok değerli bilgilerdi. Anlattıklarınız özellikle peyzaj atlasının ne kadar önemli bir konu olduğu durumunu vurguladınız ve gerçekten çok güzel noktalara temas ettiniz. Özellikle o doğru verilerin alınarak doğru veriler ışığında peyzaj atlasının oluşturulması ve daha yeşil, daha döngüsel ve daha dijital alanlar oluşabilmesi için diğer politikalarla da işbirliğinin yapılması gerektiğini vurguladınız. Bu entegrasyonun ne kadar önemli olduğunu da vurguladınız. Bunun gibi birçok konuda da çok değerli bilgiler verdiniz. Ben kendi adıma ve İstanbul Şubesi olarak bu konuyu çok sık dile getirmemiz gerektiğini bir kez daha anladım. İnşallah tekrar başka bir konu başlığında yine peyzaj atlası teması ve başka bir konu başlığında bu konuyu irdelemeye ve unutturmamaya ya da bu politikaları özellikle uygulanabilir hale, sürdürülebilir hale getirmek için mücadele edeceğimiz, etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu evet. Anlamda sizle tekrar iletişime geçip tekrar konuşmak, sohbet etmek, değerli bilgilerinizi almak isteriz. Size özellikle çok teşekkür ediyorum. Hem bilgilerinizi hem zamanınızı ayırdığınız için. Diğer katılımcı arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 saate yakındır bizimle oldular, dinlediler, evet. Katkı sağladılar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Katılımcılara hakikaten 2 saattir ilgileri, sabırları için dilerim bir faydamız olmuştur. Çok mutlu olurum öyle olduysa. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben de. Çok teşekkür ederiz. Biz zaten bunu YouTube'da da yayınlayacağız. Daha da insanlara, meslektaşlarımıza ulaşması adına gayret göstereceğiz. Çok teşekkür ediyorum herkese, katılımcılara, size de. Ben de. Hoşçakalın. Teşekkürler, sağ olun.